Herkese merhaba, ben İrem. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için mürdümelikli tart hazırladım. Şimdi tarifimizin yapımına başlayabiliriz. İlk olarak hamurumu yapmakla başlıyorum. 125 gram tereyağı ya da margarin, yarım su bardağı toz şeker, 1 adet yumurta. Üzerine aldığı kadar un ekliyorum. Yarım pakette kabartma tozu ekliyorum. Hamurum toplamda 2 su bardağı artı yarım yemek kaşığı un aldı. Hiç elime yapışmıyor ve yumuşacık bir kıvam var. Portakal büyüklüğünde bir beze koparıyorum. Küçük bezeyi buzluğa atıyorum. Büyük bezeyi de buzdolabında dinlenmeye kaldırıyorum. Erikli iç harcını hazırlamaya başlıyorum. 1 kilo mürdüm eriğim var. Çekirdeklerini çıkarıp doğruyorum. Doğradığım erikleri tavaya alıyorum. 1 su bardağından 2 parmak eksik toz şekeri eriklerin üzerine döküyorum. Şimdi ocağa alıyorum. Şeker eriyip erik suyunu salana kadar pişiriyorum. Erikler güzelce yumuşadı ve suyunu çekti. Artık tavanın altını kapatıyorum. İçine 2 çay kaşığı tepeleme tarçın ilave ediyorum. Soğuması için cam kaseye alıyorum. Kelepçeli kabımı yağladım. Sonra da yağlı kağıtla kapladım gördüğünüz gibi. Hamurum iyice dinlendi. Artık üzerine açıyorum. Olduğu yerde hamurumu biraz böyle açıyorum. Büyütüyorum. Kelepçeli
kelepçeli kabımın içine alıyorum. Bastıra bastıra yayıyorum. Eşit bir şekilde hamurumu yaydım. Hamurumun üzerine soğuyan erikli harcı döküyorum. Son olarak üzerine dondurduğum tart hamurunu rendeliyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayarda 35 dakika pişmeye yolluyorum. Fırın telinin üzerine yerleştirmiştim altı ter yapmaması için. Artık tatlım soğudu ve kelepçeli kabından ayırıyorum. Tabağın tersiyle destekleyerek ters çevireceğim. Son olarak üzerine pudra şekeri serpiyorum. Tarifimiz hazır. Tarifimizi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Tarifimizi denerseniz yorumlarınızı bekliyoruz. Diğer tariflerimize ulaşmak için kanalımıza göz atabilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.